Bu ne? Çıktı. Görüyor musunuz girişi dostlarım? Giriş çıktı. İçeri giden. Bu ne? Bu ne lan? Progo. Bu ne? Sese bak. Bu ne? İçinde ses var bunun. Sese bak. Dostlarım bu Orasan. Oo. Şöyle tutayım. Evet. Eşkıya gömüsünü buldum. Prago. Görüyor musunuz dostlarım? Uhuu. İçeri gidiyor hala. Bu ne? İçeri koridor gidiyor hala. Evet. Selam arkadaşlar. Define İşaretleri Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir videoda beraberiz. Çok güzel bir çözüm ve çok güzel bir anlatım olacak işaretler hakkında. Dostlarım bugün şurada bir V var görüyorsunuz. Şimdi bu V şöyle baktığımızda şu yönde hiç araştırma yapma diyor bize. Şöyle döndüğümüzde gördüğünüz gibi bize ne diyor? Şu yönde diyor bir araştırma yap diyor. Çok güzel bir gerçekten de kabartma gibi yapılmış. Orasan dökülerek yapılmış bir burada bir V'miz var dostlar. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz. Şu şekil. Böyle iniyor. Şimdi bu V işaretleri biliyorsun definecilikte çok karşımıza çıkıyor. Bazı bilgi kirlilikleri çok oluyor. Şimdi burada bu V işaretinin nasıl çözüldüğüne çok dikkat edeceksiniz. Videoyu da sonuna kadar izleyin. Şu yönü biz şu anda eledik dostlarım. Biraz da rüzgar var bugün, kusura bakmayın. Görüyorsunuz tam bir kabartma dökülerek yapılmış bir V'miz var ve şu yönde diyor, şu yönde araştır diyor. Gerçekten de çok güzel bir işçilik var burada. Like'larınızı şu V'nin hatırına bekliyorum ve bugün bir güzel bir işarette çözülmüş olacak ve definesinin nasıl bulunduğunu gözlerinizde şahit olacaksınız dostlarım. Şimdi videomuza başlıyoruz. Buradan şu yönde araştırmamıza başlayalım. Şöyle gidelim. Biraz da rüzgar var. Ses tonu inşallah iyi çıkıyordur. Şuraya geldiğimizde dostlarım çok önemli bir işaret bu. Belki de bu zamana kadar diyorum ya bilgi kirliliğinden bu çözümü olmamıştır. Yanlış bilgiler olmuştur. Belki de bu videoyu ben canlı çözülmüş olarak define işaretleri atölyesine nasip olmuştur. Bu gördüğünüz işaret arkadaşlar. Şöyle biraz temizleyelim. Kum doldurulmuş içi görüyorsunuz. Şöyle çevirelim. Şu gördüğünüz işaret dostlarım zincir işareti. Şöyle temizleyelim. Şurayı da görüyorsunuz. Şuraya kadar geliyor. Şimdi bunun kaç tane halkası var? Bunu araştıracağız dostlarım. Şöyle. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Bir de burada var. Bir de burada var dostlarım. Şimdi. Pardon. Şimdi. Güzel bir çözüm olacak. Zincir işareti dostlarım bu. Bu zincir işaretini şimdi gördüğünüz gibi bunun definesini bulmuş olacağız. Burada da var. Şurayı da. Kaç halka var? Şunu bir hesaplayalım. Şurada bir. Şurada iki. Şurada üç. Şurada dört. Şurada beş. Şurada altı. Şurada yedi. Şurada sekiz. Ve şurada dokuz dostlarım. Şimdi bu dokuz halka dostlarım. Bunu normalde bazı Ermeni kavimlerinde kullanılmış ama çok nadir kullanılmış ama burada bu bir dağın zirvesinde olması bunu
kullanan eşkıya gömüsü dostlarım. 9 halka işaretini bu zamana kadar da 21'de kullanılmış ama 9 halka işaretini kullanan eşkıya gömüsüdür dostlarım. Çünkü V işareti üçgen şeklinde kullanılmış. Şimdi burada üçgen işaretlerini de görmüş olacaksınız. Burada bu yapılan işlem şimdi burada ne demek istiyor? Bize 9 tane diyor zincir işareti var demek istiyor. Şimdi bir de şu bölgeye geldiğimiz zaman şurayı bir görüyorsunuz. Bir şuradaki iki bir de şu üç. Şuradaki dostlarım şu murç. Murç bu yön verici. Burada ne demek istiyor? Üç tane diyor definesi diyor. Zincirin diyor ayrı yerde diyor. Burada bunu buna beyin jimnastiği yapacaksınız. Kafayı çalıştıracaksınız. Burada ne demek istiyor? Bir, iki, üç tanesinin gömüsü diyor. Ayrı yerde demek istiyor. 9 tane olan alkanın burada 6 tanesi diyor. 6 tanesi bu bölgede. 3 tanesi diyor gömüsü diyor. Ayrı noktada diyor. Şimdi burada da şu bayağı bir derin murç vurulmuş burayı. Evet bayağı murç. Murcun yönü de bu yönü veriyor dostlarım. Onu da gidip araştıracağız. Şu 3 tane gömüyü de araştıracağız. Ama biz burada şimdi 6 tane gömüsü bu civarda. Bunu araştıracağız. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir işçilik var. Şunu gelelim burada bir ölçelim isterseniz metresini. Gel şunu bir tut sen ben bir ölçeyim. Tamam sallam olmaz zaten. Şöyle zincirleri ben ölçerken. Şimdi dostlarım santim aralıklarına bakacağım. 10 santim. 10 santim. 10 santim. 10 santim. 10 santim, 10 santim, 10 santim. Görüyorsunuz işçiliği nasıl yapmışlar? 10 santim. Şimdi burada şimdi dostlarım 9 tane define var diyor. 3 tanesi ayrı yönde diyor. 6 tanesi bu bölgede diyor. Şimdi burada bu defineyi bulmuş olacağız ya da şimdi 9 tane de ayrı ayrı bölümlerde oda şeklinde saklanmış da olabilir. Bir kaya altına da saklanmış olabilir. Şimdi burada bu zincir işaretlerinde o kadar çok derin define aramak yanlış olur dostlarım. Şimdi niye diyeceksiniz? 9 tane bir definenin şeyleri definesi çok o kadar derinde olma ihtimali yok. Odayı da temsil eder ama şimdi oda çok uzakta değil o 6 tanesi hemen yakınında. Şimdi burada biz burada cihazla baktığımızda şu cihazla baktığımızda şurayı şu bölgeye inen kayanın altına inen zincir halkanın kayanın yanına inen şurada da zamanında gördüğünüz gibi tikenler bitmiş. Şurada bir sinyal aldık. Kayanın içine giden bir define sinyali aldık. Alan taramayla da baktığımızda büyük başlık dedektörle de baktığımızda burada radar sistemiyle de baktığımızda burada bu kayanın altına giden definelerin 5 tanesini burada tespit ettik dostlarım. Şimdi burada bunun çözümünü yapacağız. Belki de bu zamana kadar böyle bir zincir işareti hiç görmemişsinizdir. Şimdi bu zincir işaretini bazı sıralı odalarla karıştırmayın dostlarım. Şimdi ne diyeceksiniz? Bak şurayı bakalım. Bak şunu görüyor musunuz? Bak. 10'ar santimle vurulmuş. Tam bir zincir görüyorsunuz. Yukarı kadar çıkıyor. 9 halka. Şimdi bunların bazıları kare şeklinde olsaydı, kare şeklinde olmuş olsaydı bunlar sıralı mezarı temsil ederdi. Ama 9 tane vurulmazdı. Ya 4 tane ya 5 tane vurulurdu. Bunlar sıralı kare oyma mezarlarla karıştırmayın. Burası zincir dostlarım. Gördüğünüz gibi burayı zincir vurulmuş. Bu kayanın altına giden bir hazinesi var. Bu bölgede de ayrı ayrı yerlere 6 tane bölünmüş definesi var. Şurada da şu yönde de 3 tane vurulmuş, murç vurulmuş sondan. O yönde de onu gidip araştıracağız. Şimdi buradaki bu definemizi dostlarımız burada bunu çözmüş olacağız. Bu defineler nerededir? Şimdi sıralı sistemde teker teker bakmış olacağız. Şimdi bakalım. Şurada şu taşı görüyorsunuz. Şu taş bir tane gömüsü burada.
Şu içeri giden, kaya zincirin aktığı yerden içeri giden bir tane var. Şu bölümde bir tane var. Bir de şu bölümde bir tane var. 3 oldu, 4 oldu pardon, 6 tane bulacağız. Bir de şurayı görüyor musunuz? Doldurulmuş. Şu kaya oturtma bak, görüyorsunuz. Şurası da doldurtma. Şuradan çekelim isterseniz. Şurası da doldurma. Şurayı net olarak çekeyim size. Görüyorsunuz. Ama şurada şu kaya düşersin. Şurası, tam burası, bu kaya oturtulmuş ve bunun altında da bir hazinesini burada tespit ettik. Şimdi geldiğimizde şu kaya da oturtulmuş dedim ya, yön olarak kaymaması için. Görüyorsunuz. Şuradan da bir şöyle bir çekelim ki. Şu kaya oturtulmuş gördüğünüz gibi. Bu kaya da oturtulmuş. Bunun arka tarafına giden şu kaya, görüyorsunuz, tam üçgen V şeklinde kesilmiş. Gördüğünüz gibi. Şunun tam altına bir daha bakalım. Bu kaya bize ne diyor? Altı oyulmuş gördüğünüz gibi. Şuradan bu kayayı çektiğin zaman şu kayanın altına giden bir oda var. Şu odayı çektikten sonra biraz da çevreye bakalım. Şu kaya gördüğünüz gibi aşağısı uçurum. Dağın zirvesi, dediğim gibi, bu eşkıya işi. Şurada işlemleri görüyorsunuz. Buradaki işlemleri. Dediğim gibi şurası bir gömümüz. Burada kapatılmış. Burada, şuraya gelelim. Şurası da üçgen kesilmiş gördüğünüz gibi. Şu işçiliği görüyorsunuz. İşçilik süper. Bir işçilik yapılmış. Burada bir işçilik yapılmış. Ne vermiş? Buradan yön buraya gelmiş. Şurayı veriyor işte, dediğim gibi. Şu kayayı, bu kayanın altına giden bir orada bir oda var. Bu kaya zaten dediğim gibi bize oturtulmuş, her şeyini kesmeleri görüyorsunuz, üçgenin verdiği yönleri. Şu altı da şöyle çektiğimizde gördüğünüz gibi bu kayayı çekeceksiniz. Şu karşıya geçen büyük bir hazinesi burada var. Bir de o zincirin akan yönünde var. Gelelim şuradan, bir tane de burada var hediyesi. Dört tanesini bulduk dedim ya. Bir tanesi de bu kayanın altında. Şurayı göstereyim. Zincirin bir halkası burada. Görüyor musunuz? Net kesilmiş. Bir tanesi burada. Şu kaya, şimdi göreceksiniz zaten, net göreceksiniz. Şurada şu kaya içine çakılmış gördüğünüz gibi. Şurası da içine çakılmış. Orası, şu kaya kesilmiş. Bu kayanın altında. Bu kayayı çekince bu kaya zaten bir hayvan figürü, kaplumbağa gibi yapılmış görüyorsunuz kafası. Üstünde de zincir işareti var. Net olarak zincir işaretini çekmek istiyorum size, gölge olmaması için. Evet, şurada gördüğünüz gibi burada. Burayı da iki tane zaten halkası vurulmuş gördüğünüz gibi. Gayet net belli, içine bir şey orasan çakılmış. Burayı da, burada da bir hayvan figürü benzetilmiş. Ucunun kafasını şöyle de çektiğimizde bir üçgen gibi baktığı yönde, altında bir tane bir hediyesi. Burada bunun hediyesi. Arka tarafta da var. Şimdi biz şuradaki zincir işaretini bir daha görelim. Şu kaya bir üçgen gibi kesilmiş görüyorsunuz. V gibi, dediğim gibi kısa. Yön bu tarafa vermiş. Buradan geldiğimizde şuradaki zincir işaretini görüyorsunuz. Gerçekten de harika. Progo burası. Progo diyorum. Gerçekten de çok heyecan verici bir işaret. Şimdi şurada bir sinyal aldık. Şurada. Şu bölümde bir sinyal aldık. Buranın. Burayı bir, elimizde bugün hafif malzeme de yok. O şeyi getirsene, bir ufak kazıcıyı. Orayı getirip şurada bir işlem yapacağım. Keseri getir, keseri. Çünkü bu bölgede bugün bir
araştırmam çok güzel olacak diye böyle daha hazırlıksız çıkmıştık. Ama burada da çok hazırlık yapacağız. Şimdi burada bir şurayı bir şu zincirin aktığı yerden şu aşağıyı bir açacağız dostlarım. Burada ne var bir bakacağız. Sinyal almıştık. Çok sinyaldi. O ne kadardı? Hemen hemen 20-25 santimde burada bir sinyal verdi hemen girişinde. Bunun zaten içine giden büyük bir hediye olduğunu, şurada orta kısmına doğru gidiyor kayanın altına, orada da bir hediyesi var. Ama ön tarafındaki şu hediyesine bir bakacağız. Tutalım. Şimdi burayı şöyle göstereyim. Burada 3 tane. 1, 2, 3. Bu 3 tanesini sonra araştıracağız. 6 tanesini bulduk. Şu murç yön bu yanı vermiş. Onu araştıracağız. Ben şurayı sökeceğim şimdi. Burada dediğim gibi dedektörle sinyal aldım. Burada da zaten ağaç çıkmış farkındasanız. Burası zamanında kurdalandığı için burada bir ağaç çıkmış. Dediğim gibi bu zincir işaretini belki de ilk defa canlı olarak Refine İşaretleri Atölyesi kanalı çekiyordur videosunu dostlarım. Ama biraz sitemim var. Çok güzel işaretler paylaşıyorum. Çok iyi güzel çözümler yapıyorum. Ama belirli bir kanalda belirli bir daha seviyeye gelemedik dostlarım. Buradaki şeyleri atmayalım ki tekrar... Burayı tekrar kapatacağız çünkü dostlarım. Burada işçiliğe bakacağız. Kesilmişine. Evet. Şurayı göster. Şurada V yapılmış burayı. Görüyor musun? Gözüküyor değil mi? Net olarak. İşlem olan yerde her zaman ağaç çıkar dostlarım. Gördüğünüz gibi işlem olan yerde köklü köklü ağaç çıkıyor. Zincir işareti hep bulmak istemişimdir. Hep o yüzden dağın zirvelerinde çok yüksek rakamlarında geziyorum dostlarım. Çünkü çok kişi yüksek yerlerde bu zamana kadar gezmemiştir. Bu Progo dostlarım gerçekten de burada evet dolgular çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Kaya nasıl tıraşlanmış. Bu zincir işaretinde çok en az 3 tane hediyesi çok derin olmaz. Yüzeyde olur dostlarım. Kadar kaba işlenmiş, toprak doldurulmuş.
şurayı çeksene bak. Akıntı yönü, zincirlerin akıntı yönü buradan aşağı veriyor. Mesela cihazla baktığımızda şu bölgede içeri doğru giden küçük bir koridorda oda gözüküyor. Tam oda da değil ama saklama odası. Şuraları şöyle çek. Bak burada işlem olmuş çalışırken. Şurayı da çek. Bak. Şöyle. Buradan içeri giden bir oda olduğunu görüyorsunuz dostlarım. Tam bir süper bir işçilik var. Hep dolgu taşlar çıkıyor. Ağaç. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi gerçekten de süper bir işçilik yapılmış buraya. Çektin mi şurayı tam derinde? Ha şu kaya, kayanın altına giden şunlara bak. Görüyor musunuz? Kömür parçaları atılmış buraya. Bunlar neymiş böyle? İnanılmaz bir şey. Provo, provo. Sevemedim kara gözüm. Duyunca seni. Of, of şuraya bak ya. Kökler gidiyor. Gördünüz mü? Şurayı güzel çek. Şurası ne diyor bize? Kayanın altı diyor. Doldurulmuş diyor. Sinyal alıyor mu? Dedektör burada. Alan taramamız, radar sistemimiz. Evet, burada. Burada veriyor. Şunlardan almıyor değil mi? Evet. Görüyor musun? Şurayı çek. Zincir. Burada. Dediğim gibi baktığımız cihazda 20-25 santimde dostlarım. 25-30 santimde kayanın dibinde gösteriyordu. Bir de o da kayanın içinde dar bir koridor. Şu zincirin olduğu yerde içine giden bir arada da büyük bir cisim gösteriyordu. Görüntülle de baktığımızda. Burada. Şurayı tam bir gösterebilir misin? Şu kayanın altını. Bak içeri soyulmuş, doldurulmuş. Kesme. Zincir burada. Şuradan zincirden başla. Şurayı gösterebiliyorsun değil mi? Altından oyulmuş. Bu ağaçların gittiği yönde. Gördünüz mü? Gördünüz mü dostlarım? Tam net gözüküyordur. Şu kaya kesilmiş. Bak. Altı. Aha. Burada. Burada bir şey. Aha. Bu ne? Şöyle geriden çek. Vurmasın. Kaya bu orasan. Evet. Burada bir şey var. Otlar da çıkmış. Neymiş bu? Şu. Oo. İnanılmaz progo. Bu ne? Oh. Çok güzel bir yer. İnanılmaz bir şey. Altı ne kadar bak dostlarım. Altı kayanın doldurulmuş
içeri doğru nasıl gidiyor? Kesilmiş, görüyorsunuz şu kayanın şurasını da kes. Şu kesmeler içeri gidiyor. Kayanın şu anda kesilmiş kayanın tabakasını bulduk dostlarım. Altına giden şöyle bir koridor. Şöyle böyle bir koridor. Ortasında radar sistemiyle baktığımızda ortada bir azine gösteriyordu. Alan taramamızda zaten burayı ilk başta alan taramamız buldu. Dedektörle de baktığımızda dedektörlerimiz büyük başlıkta alttaki sinyali verdi. O yüzden bugün çok pis oturtulmuş burası. Of, kayanın tam altına girişini oturtulmuş. Bu sistemde içeri giden bir... Bu ne? Of. Aha. Bu ne? Çıktı. Görüyor musunuz girişi dostlarım? Giriş çıktı. İçeri giden. Bu ne? Bu ne lan? Progo. Bu ne? Sese bak. Bu ne? İçinde ses var bunun. Sese bak. Dostlarım bu Orasan. Oo. Şöyle tutayım. Evet. Eşkıya gömüsünü buldum. Prago. Görüyor musunuz dostlarım? Uhuu. İçeri gidiyor hala. Bu ne? İçeri koridor gidiyor hala. Evet. Evet, içeri gidiyor. Şimdi sinyal almıyor ama o ileride kaldı. İçeri gidiyor. Şu kesmeye bak, net göster. Odu. Görüyor musunuz kesmeyi? İçeri gidiyor dostlarım oda. İçeri oda gidiyor. Dediğim gibi şöyle bir koridor vardı. Şöyle çek. Şöyle bir koridor. İçeri gidiyordu. Şu orta kısmında. Orta kısmında dostlarım. Orada da bir azine gözüküyordu. Burada da gözüküyordu. Burada bu çıktı dostlarım. Gördüğünüz gibi bu. İçi sallanıyor. Gördünüz mü dostlarım? Çok güzel bir... Bu neymiş böyle? Çeksene bak, şurayı kırdım. Kırmak da istemiyorum. Oo. Aa. Oo. Para var içinde. Çek. Gördünüz mü? Paralar içinde dostlarım. Prago! İnanılmaz bir şey. Orasan'dan yapılmış. Oo, inanılmaz bir şey bu. Bunu nasıl çıkartacağız? Sivri bir şey de yok. Şöyle. Sallanıyor. Biraz uzak çekim yap. Çünkü bundan sonra yakın çekim yapmayacağız çekenleri. Şöyle karşıdan çek. Şurayı karşıdan biraz. Gördün mü dostlarım çıkanları? Şunun içini göster şimdi. Dostlarım. Şuna bak, bir eser bu. Şuraya bakın. Gözüküyor mu tam? Orasan'dan yapılmış bir küp. Küçük küp. Eşkıya işi. Görüyorsunuz. Oo. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz gerçekten de. Tam net gözüküyor değil mi? Şöyle şunun güzelliğine bakın. Of of of, şuranın altına bakın. Orasan'dan. Orasan'dan yapılmış. Prago. Prago. Harika bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Oradan dur. Şu ne? Bir lale. Oh. Uhu. Ha ha ha. Para. Altın. Görüyor musun? Şunları dur tekrar. Nereye gitti bunlar? 1, 2,
Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, gümüş de var. Gümüş de var. 7, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Oo, bu biraz tarihi eski bunun. Hihu. Ne yazıyor? Konstantis. Evet. Şu ne? Of 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 of. Takım. Boynuma takı. Şeye takılıyor. Kolye. Şöyle tut. Çek oradan. Bu ne? Aha. Harika. Harika. Mükemmel. Tekrar hediyelerin içine koyalım. Şunun içini bir daha çek. Tam net değil mi? Orasan'dan yapılmış bir küp dostlarım. Çok sağlam. Mükemmel bir iş. Dedim ya. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Burayı gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Yüzümüzü alalım. Harika bir şey. Ağzına kapatmış. Orasan'ı dökmüş. Şöyle. Böyle dostlarım. Böyle bir küpümüzü bulduk. Şurayı net olarak isterseniz ver şunu bana. Şu eldivenimi çıkarayım da sen oraya çek. Şimdi dostlarım şu şeyi alsana öğütmesin bir. Şurada şu kesmede içeri gidiyor. Gördüğünüz gibi kesme olmuş. Şurada belli etmiş zaten V'mizi yapmış. Buradan içeri gidiyor. Şu zincir işareti aktığı yönden dostlarım 10'ar santimde zincir vurulmuş aktığı yönden içeri giriyor. Çok kaliteli bir işçilik vardı. Şimdi dostlarım bu zincir işaretinin 9 tane gömüsü vardı. Bu içeri gidiyor. Bunun biraz işçiliği zor. İçeri doğru değişmen gerekecek. Biraz önden alman gerekecek. Şu 3 tanesi ayrı bir yerde. Şu 3 tanesini de bulacağız. Orada da murçizi. Onu da bu videoda paylaşalım. Burada gördüğünüz gibi eşkıya gömüsünü bulmuş olduk. Yani gerçekten de progo diyorum. Buradaki büyük gömüsü de burada da var. Şurada göstermiştik zaten burada işçiliğimizi. Buradaki işçilik zaten çok zor. Gördüğünüz gibi kayalar oturtulmuş. Bu zamana kadar diyorum ya dostlarım. Hiçbir define kanalında zincir işaretini hediyesi bulunmamıştır. Kanalda da diyorum ki belirli bir seviyeye gelmek için lütfen kanalıma abone olup videolarımı izleyip beğeni atın dostlarım. Bir hediyesi de şurada dostlarım. Şurada görüyorsunuz şurada bir hediyesine de gelelim. Şuradaki iki tane vurulmuş orasan görüyorsunuz. Az önce küp buldum ya bir küp. Orasandan yapılmış. Şurayı vurulmuş görüyorsunuz kesilmiş içine sokulmuş şu. Gayet net belli. Şu da aynı gayet net belli. Şuradaki de zincirin bir tane halkası dostlar. Burada halkasını da şuraya koyuyorlar dostlarım bak. Görüyor musunuz halka? Bir tane halkası burada şu kaya. Altında hediyesi var. Hayvan figürüne benzemiş gördüğünüz gibi. V işaretimizi de gösterelim. Ondan sonra öteki işaretimizi bulup o videoda paylaşalım. Şurada kısa yönünde araştırmadık. Bu yönde araştırdık. Geldik. Zincir işaretini çözümünü yaptık dostlarım. Gerçekten de bulduğumuz süper bir hediyeler. Şurayı görüyorsunuz. Akıntı yönünde buradan içeri giden bir koridor şu orta kısmında kayanın altında büyük bir mevla gözüküyor dostlarım. Şu anda da gördüğünüz gibi bunun içinde hediyemizi bulduk. Gerçekten de süper bir hediye ve orasandan yapılmış bir küp dostlarım. Bir dahaki videoda diyorum görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi burayı tekrar yerine kapattık. Çünkü dedim ya büyük hazineler bizi aşar. Çok işçiliği var.
Dediğim gibi burada, şuradaki yerleri de ifşa olmasın diye tekrardan doldurduk. Hiç belli değil. Gördüğünüz gibi tekrardan burayı aynı şekil kapattık. Şu yönde araştırma yapacağız şimdi. Kısa kısa, çünkü gidip çekmem gerekiyor. Yer ifşa olmaması için, çevreyi göstermemek için kısa kısa çekeceğim. Şu üç tanenin gömüsünü bulacağım dostlarım. Şimdi gideceğim, araştırma yapacağım dostlarım. Dostlarım, Murç yönünden geldim. Hani üç tane gömü ayrıydı yani. Bir Murç vurulmuştu. Onu da gördüğünüz gibi bu kayada buldum dostlarım. En az mesafesi de 50 metreydi. Murç yönünde takip ettim işaretleri ve geldim. Burada bunun definesini buldum dostlarım. Burada şimdi ne yapacağız? 3 tane kare şeklinde şu kaya gördüğünüz gibi kesilmiş. Yönlerine bakacağız. Yön olarak şu yöne bakacağız. Çünkü oval kısımları o yöne verilmiş. Buraya gelelim. Burada bir kare şeklinde bir sistem yapılmış. Çok dikkat edin dostlarım. Şuraya geldiğimizde zincirin bir tanesi buraya vurulmuş. Görüyor musunuz? Bir tane de burayı Murç vurulmuş. Şurası V kesilmiş. Yön verilmemiş. Hemen aşağısı bu kayanın altında da bir hediyesi. Bu kayanın altında bir bakalım. Kayanın altına. Altında ot bitme var mı? Şöyle. Evet. Şöyle net girebilir miyiz? Şu kaya oturtulmuş. Gördüğünüz gibi beslenmiş kayanın altı. Bu kayanın altında bir hazinesi de bu kayanın altında dostlarım. Şöyle bakalım. Evet, oturtma görüyorsunuz. Şuradaki yön V yapılmış. Çok eşkıyalar o kadar gizli bir işaretler yapıyor ki. V kısa, uzun yön şurası alta veriyor. Gerçekten de şu kayanın her yerine V yapılmış. Görüyor musunuz? Yön verilmemiş. Sadece aşağıya verilmiş. Şu kaya kesme. Şuradan gelelim. Zincir işareti orada. Karşıdaki yer. Şöyle yapalım. Zincir orada. Karşıdaki yer orada. Şöyle gelelim. Şu kaya kesilmiş, gömülmüş. Şu kaya yanına dikilmiş. Şu kayayı görüyorsunuz, kesmeyi. Şu kaya da aynı şekilde orayı beslenmiş. Şunlar şuna dayanmış. Adam hazineyi gömüp, hazineyi gömdükten sonra bu kayanın altında, burası bile şöyle gölge olmasın, burası bile V şeklinde yapılmış. Görüyor musunuz? Her şekle V yön, ikisinin de yönü aynı, altta olduğunu söylüyor bize. İşte işaretlerden anlamasak çevrede dolaşır durursunuz dostlarım. Gördüğünüz gibi şunun altında ot bitmemiş. Canlı canlı görün. Yorumlarda da belirtin dostlarım. Gördüğünüz gibi zincir işaretleri böyle çözülür. Ve bu kanalda istediğim seviyeye gelemedim. Arkadaşlar, şu kanalımıza biraz abone olun. Öneri yapın. Destek olun. Bir de sizden ricam var. Şu destek, katıl butonuna destek olun. Katıl butonuna destek olduğunuz zaman, bana işaret attığınız zaman ben sizin işaretlerinizi yorumlayacağım bundan sonra. Katıl butonundan destek olmayan işaret arkadaşların işaretlerini bundan sonra yorumlayamayacağım. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar, o yüzden kanalıma destek olun. Bu verdiğim bilgileri zaten takip ettiğiniz zaman arkeolojik deneyimimde bu zamana kadar çözülmüş işaretleri size ben belirtiyorum. Ve bu zincir işaretini bu zamana kadar YouTube'da isterseniz araştırın. Sadece bir resim ve fotoğraftan başka hiçbir şey yoktur. Ve canlı bugün videoda sizin için paylaştım dostlarım. Ne diyorum? Emek veriyorum. Bu geldiğim rakam 2950 rakamda dağın zirvesi dostlarım. Burası bir sarp yerdi. Ve burada geliyorum, araştırma yapıyorum sizin için. Zincir işaretini de tarihe geçecek canlı videosunu siz Define İşaretleri Atölyesi olarak bunu izlemiş oldunuz dostlarım. Şimdi burada zincir işaretinin, şurada bir daha göstereyim. Görüyorsunuz. Burada zincir işaretinin o yön verilen yerini burada bulduk. Karşıda da kayanın altında definesi dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala lütfen abone olup beğeni atın, destek olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizi seviyorum dostlarım. Tamam.